Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün olağanüstü bir video ile tekrar sizlerle beraberiz. Değerli takipçilerimiz, bu videomuzun konusu termostatik radyatör vanası. Daha önceden sizlere eksenel termostatik radyatör vanasını montajını gösterdim. Bu videomuzda köşe tip jaklı bir versiyonu var KAS firmasının. Gerçekten muhteşem bir ürün, onu size diyebilirim. Hem pratik bir şekilde radyatör başlığını takabileceğiniz, jaklı olarak takabileceğiniz muhteşem bir ürün. Özellikle bu süreçlerde sizlere sık sık termostatik radyatör vanası ile ilgili videolar paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü bu radyatör vanaları gerçekten tasarruf sağlıyor. Hele bulunduğumuz süreçte zamların sık sık geldiği bir dönemde insanların sürekli ısınma ile ilgili tasarruf etme yöntemleri araştırdığını biliyorum. Ondan ötürüdür ben de sizlere olabildiğince tasarruf edebileceğiniz yöntemler ve ekipmanlar göstermeye çalışıyorum. Bu ürün onlardan biri. Bu ürünü özellikle sadece merkezi sistemler değil, artık bireysel sistemlerde yani kombisi olanlar da kullanabilir. Özellikle bu ürün evinizin sıcaklık dengesini sağlar. Yani mesela bir oda aşırı ısınmışken bir oda soğuk kalmaz. Veya mesela mutfağınız ısındı, yemek pişirdiniz ısındı. Mutfağı daha fazla ısıtmanıza gerek kalmadan bu ürün mutfağınızı petekleyin kısar ve yavaş yavaş gerekirse de kapatıyor. Bu ve benzer şekillerde sizlere ciddi tasarruf sağlar. Bir başka örnek vereyim. Mesela evinizin her yerini ısıtmak istemiyorsunuz ama evde soğuk olmasını istemiyorsunuz. Çok kullandığınız bir odayı bununla ayarlayıp istediğiniz sıcaklığa getirebilirsiniz ama diğer odalarınızı da kısarak yani mesela 18 derecelerde, 19 derecelerde tutabilirsiniz odalarınızı bu vana sayesinde. Tabii bu ve buna benzer şekillerde kullanarak ciddi tasarruf sağlayabilirsiniz. Şimdi hep beraber önce bu ürünün incelemesini yapalım. Sonra da tüm detaylarıyla size nasıl montaj ettiğimi göstermeye çalışacağım. Şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, ürünün kutusunun yakından çekili bu. Ürünle ilgili şöyle hemen sizlere faydalarından başlatayım. Daha önceki videolarımda da paylaştım ama özellikle bu videoda da paylaşayım ki daha açıklayıcı olsun. Mesela farklı odaları farklı sıcaklıklarda ayarlama imkanı veriyor size. Mesela salonunuzu 20-22 dereceye, yatak aldığınızda 16-18 dereceye, banyoyu 20-24 derece gibi. Yani istediğiniz odayı istediğiniz şekillerde ısıtmanızı sağlar. Tabi her peteğe bunlardan takmanız gerekiyor. Gereksiz yere ısınmanızı, terlemenizi ve değişikliklerden olumsuz etkilenmenizi önler. Yani demek istediğim, mesela siz bir odada ailecek oturuyorsunuz. Doğal olarak insanlar da belli bir süre sonra kaldıktan sonra oda ısınıyor. Bu vana odanın daha artık ısınmasını engelleyip sizleri boşu boşuna odada terlemenizi önler. Boşu boşuna mesela kapıyı açıp odayı tekrar serinletmek ihtiyacı duymazsınız. Bu da size enerji tasarrufu sağlatır. %30'lara kadar tasarruf sağlar demiştik. Isıtma sisteminizi otomatikman balansladığı için dengeli ısınma ve dengeli yıpranma ve konfor seviyenizi en üst sıralara çıkarttığı için lüks bir şekilde ısınmış olacaksınız. Enerji verimi sağlar, işletme maliyetlerinizi düşürür. Yani bu sayede yani kombinizi ya da merkezi ısıtmanızı kurarken buradan sağladığı tasarrufla maliyetinizi düşürmüş olur. Şöyle ürün yerli bir firma. Gerçekten gurur duyduğum bir firma. Ülkemizde %100 yerli üretim yapan bir firma. Şimdi şöyle bir kutuyu açmaya başlayalım arkadaşlar. Kutuyu açtığımızda videonun başında dediğim gibi jaklı bir model. Mesela bu başlıklar genellikle çok kırılıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü çocuklar çarpıyor, mobilya çarpıyor ama ne yapıyorsunuz bu üründe? Jakı çekerek kıştan sonra yani artık ısınma ihtiyacı duymadığı dönemden sonra bu ürünü toplayıp bir yere koyabilirsiniz. Kırılmasının önüne geçersiniz. Daha uzun yıllar kullanırsınız. Bu şekilde bir ürün imal etmiş olmaları gerçekten tüketiciler açısından çok avantajlı bir şekil. Özellikle jaklı olması çok avantajlı. Hani dediğim gibi sökersiniz, saklarsınız, kışın tak diye yerine geçirirsiniz. Çok pratik. Çocuğun bile yapabileceği bir şekilde pratik yapılmış. Tak, çek, basit bir yöntem. Kutuya baktığımızda bir tane vana gövdesi. Buna uyumlu arkadaşlar. Böyle bırakıyorum. Petek bağlantı kafası diyelim. Bir de sabit açma kapama ihtiyaç duymazsanız hani bunun kafasına hem dekoratiftir açık bırakmak için takabilirsiniz bu ürünü. Evet arkadaşlar, ürün kutu içeriği bunlar. Basit bir şekilde başlık, gövde, radyatör başlığı, test başlığı diye geçiyor aslında bu. Bunlar var kutuda. Şimdi evdeki mevcut sisteme nasıl montaj edeceğime dair videonun diğer kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim
klasik bir başlık var burada. Öyle diyelim. Tabii bunlar sadece aç kapa, başka bir işe yaramıyorlar. Arkadaşlar bu ara boruyu değiştirmeden, şu an gördüğünüz gibi benim tesisattaki gibi eksenel tipi kullanabilirsiniz ama ben köşe tipi kullanmak istediğim için şu model bir tane boru temin ettim. Şöyle göstereyim. Köşe tip şu şekilde bağlantımı yapacağım bunu. Bu modeli kullanmak istedim. Çok sevdiğim için modeli kullanmak istedim. Gittim bundan bir tane de temin ettim. Çok pahalı bir şey değildir. Ucuzlar zaten bu malzemeler. Şimdi montaja başlamadan önce kesinlikle çok suyla uğraşmamak için tüm peteklerinizin vanasını kapatın. Yani tüm peteklerinizin giriş ve çıkış vanalarını kapatın. Bu şekilde daha az suyla uğraşırsınız. Mümkünse kombinizin oradaki vanaları da kapatın. Yani bu sayede minimum suyla uğraşmışsınız. Sadece belki peteğin içindeki suyla, bir de gelen hattaki boruyu suyla uğraşırsınız. Şimdi ben peteklerimi kapattım. Kombiye geçeceğim. Kombideki vanalarımı kapatacağım. Evet arkadaşlar, kombi tarafına geldim. Kombimin sigortasını indiriyorum. Kombimin su vanalarını, şunları ikisini de kapatıyorum tedbiren. Yani minimum bu sayede minimum suyla uğraşmış olurum. Yani sizler şuraları da kapatabilirsiniz. Burası tabi biraz ana baba günüymüş. Şu vanaları da kapatabilirsiniz. Ama bende bunlar çok eskidiği için arızalılar. Ben dokunamıyorum bunlara. Şimdi ise öncelikle tüm vanalarımızı kapattık. Peteğimizin boşaltma tapasını yavaşça açacağız. Şu peteğin içindeki suyu boşaltacağız. Daha sonra şu vanayı da hafifçe açarak şu hattın içindeki suyu boşaltacağız. Ve buradaki boruyu sökmeye başlayacağız. Şöyle bir anahtarla hafifçe gevşeteceğim değerli takipçilerimiz. Zaten birazcık anahtarla gevşetten sonra sadece elle artık gevşeteceğim. Ki yavaş yavaş suyu akıtacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Tabii sizin de farklı bir kovanız olsa iyi olur. Ben de evde bulamadım buna uygun bir kova koyacak. Şu şekilde yavaş yavaş boşaltıyoruz suyunu. Zaten basınç biraz sonra düşecektir. Gördüğünüz gibi su geliyor. Basınç yavaş yavaş düşüyor zaten. İlk baştaki su biraz basınçlı olabilir. Bu konuda şey yapmanız gerekiyor ama dikkat edin lütfen. Yani bu tapayı tam birden açmayın. Hafifçe elle gevşeyecek seviyeye geldiğinizde elle çok azar azar açın ki hani bu şekilde su yavaş yavaş gelsin. Yoksa ortalığı batırabilirsiniz bu arada. Tabii ben ortalığı batırırsam hanım küplere biner. O yüzden dikkatli davranıyorum. Evet. Basınç biraz düştü. Bu işlem bitince tekrar sizlerle olacağım. Gördüğünüz gibi burada tapa var. Tapayı söktük. Çok az damla damla su geliyor. Onun için zaten bir bez bulundurmanızda fayda var. Şimdi ise şu vanayı sökmeye başlayacağım. Şu gövde, yani şu peteğe bağlı kısımlar standart olduğu için orayla uğraşmayacağım. Yani şu bileziği gevşeteceğim. Şu bölümü sökeceğim. Çünkü zaten sistem aynı. Şu sadece diğer vanaya bunu kullanacağım. Ama yenilemek isteyenler olursa da şimdi açayım. Söyleyeyim sizlere ne yapmanız gerekiyor. Şu bağlantı yıldız alyandır. Alyanla değiştirebilirsiniz bunu. Bilginiz olsun. Pratiktir zaten. Alyanı koydunuz mu döner oradaki bağlantıya. Şimdi ben şurayı da bir sökeceğim. Birazcık daha su gelebilir. Çünkü şu seviyede su var. Yani borunun şu seviyelerine kadar su olabilir içinde. Biraz su olabilir. Dikkat edersiniz bu konuda. Şu aşağı kısmı gevşeteyim arkadaşlar. Azar azar su gelebilir sistemden. Yanınızda bir tane bez bulundurmanızda fayda vardır. Kibar olmanızda fayda var bir de. İki anahtar istiyor burası. Arkadaşlar. Yoksa boruya zarar verebilirim. Evet. Zaten biraz gevşettiniz mi? Şu şekilde.
Tabii biraz su gelebilir arkadaşlar dediğim gibi. Hazır hazır alacağız bu suyu buradan. Mecbur bu şekilde su alınacak çünkü şuranın daha aşağısında bir yer gideriniz varsa orayı kullanabilirsiniz. Ne yazık ki benim evin en düşük kotunda bu borular var. Daha aşağısında boru yok. Hani suyu boşaltabileceğim. O yüzden mecbur bu şekilde. Yavaş yavaş suyu boşaltacağım bunu. Çok şey yok. Zaten az bir şey. Gördüğünüz gibi hemen bitti zaten. Hani şu suyla çok uğraşmamak için şey yapabilirsiniz. Hazırlık yaptıktan sonra da bu bağlantıyı sökebilirsiniz. Ben öyle yapayım en iyisi. Hazır hazır su gelecektir hep. O yüzden bağlantıyı söktükten sonra diğer bağlantıyı hazırladıktan sonra burayı açacağım tekrar. Yani suyla çok boğuşmamak için gerek yok fazla suyla oynamaya. Evet arkadaşlar ne yapacağız? Şunları bir kenara ayırayım. Kullanacağız. Bunu da kullanmayacağım. Zaten var sistemde. Ne yapacağız? Şu bağlantılarımızı yapacağız. Şimdi ne yapıyorum hemen? Şuna bir keten uyduruyorum biraz. Keten bağlantısını yapayım buraya. Ketenimizi ayarlayalım önce bir. Ketenimi bu şekilde ayarlıyorum. Hafifçe ıslatıyorum ketenimi. İşte ketenimi ıslattım. Şöyle. Sıkma modu önemli burada. Şöyle sıkıldığına göre hani çıkmayacağı şekilde aynı dönüş yönünde yaparsanız. Şimdi yaptığıma göre arkadaşlar şöyle sıkmaya başlıyorum. Tabi artık iki anahtarla sıkmak zorundayım. Şöyle bir anahtarı sabitliyorum buna. Benim şu köşeye ihtiyacım var. Bir tık daha sıkacağım. Bırakacağım ondan sonra. Tabii. Video çekmeye çalıştığım için bir de ekstradan zor oluyor. Ha şöyle olması gerektiği açı benim için gayet güzel oldu. Sıkı bir şekilde de sıktım. Şimdi bu bağlantımı az önce sökeceğim yere bağlayacağım. Orada biraz fazla su var. O yüzden çok suyla boğuşmamak için hemen çıkartıp bunu geçireceğim. Hızlı bir şekilde. Sürekli su geliyor buradan. Normaldir. Geçmedir büyük ihtimalle. Sıkı bir geçme arkadaşlar. O yüzden boruya zarar vermeden böyle hafifçe oynatarak çıkartacağız. Dikkat edin. Tabii boruyu kırmayalım. Evet. Tamam boruyu da bu boruya geçmişti arkadaşlar. Doğal olarak kolay çıkmıyor. Şimdi ne yapacağız? Eski bileziği de alıyorum buradan. Eski şu başyer parçayı. Hemen yenilerini geçiriyorum. Bileziğimi de sıkma. Onu da geçirdim. Kaldı. Şunu geçirmek. Bir şey yok.
Zaten tak diye geçiyor hemen. Çok fazla bir şeye gerek yok arkadaşlar. Zaten sonuna kadar sıktık. Hemen şunu bağlantısını yapalım. Evet arkadaşlar, onu da çift anahtarla sıkacağız. Çok bir şeye göre gücünüz kadar. Tamam. Bu kadar yeterlidir. Aşağıdaki bağlantıyı bitirdik, yukarıya geçtik. Yukarıdaki bağlantı zaten ağızlar uyumlu olduğu için sadece şunu sıkacağız. Elle sıkabildiğim kadar sıktım. Anahtarla da biraz sıkacağım. Çok sıkmayacağım arkadaşlar. Zaten bunun bu kadar yeterdir. Yani yaklaşık kol kuvveti kadar. Şimdi bağlantımızı tamamladık. Pratik bir şekilde jakımızı geçirmeye çalışacağız. Şimdi jakı geçirirken arkadaşlar sıfırı alın ki boşa çıksın. Yani sıfırı almadasanız şöyle gergin durur. Sıfırı alın, boşa jak getirin. Sıfırı hangi gözde görmek istiyorsanız, ben üstte görmek istiyorum sıfırı. Tabii şu delikler, şu boşluklar, şu tırnaklara denk gelsin. Şimdi şöyle tık dedi girdi. Şu an yerleşti arkadaşlar. Yapacağım tek şey şimdi bir 5'e kadar sıkmak. Yıldıza kadar sıkmak. Olay bitti. Şimdi artık vanamız hazır. Şu an sıfır konumuna getirdim. Vanamız kapalı. Şimdi hep beraber bir ön basınç verelim sisteme. Ufak bir sızdırma varsa ona göre müdahale edelim. Arkadaşlar sakın ha kör tapayı takmayı unutmayın. Sonra eve su basar. Az kala o yola gidiyordum ben de. Kör tapanızı iyice takın ve sıkın. Unutmayın bunu. Ben şuradaki vanayı açıyorum. Su gelsin diye şu bağlantım şu an sıfırda ya. Onu da en sona kadar açıyorum. 5'e getiriyorum yani aslında. 5'e getiriyorum bunu da. Şu an basınçlandırıncaya kadar. Şimdi kombimize geçelim. Sistemi basınçlandırmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, buradaki vanaları açıyorum. Ve şu an göreceğiniz gibi yavaş yavaş sisteme su veriyorum. Önce az bir şey basınç vereceğim. Hatta bir kaçak var mı yok mu diye önden bir kontrol edeceğim. Birkaç sefer kontrol edeceğim arkadaşlar tedbirin. En azından kötü bir durumla karşılaşmamak için. Gördüğünüz gibi şu an için bir kaçak falan yok. Şimdi bir bara çıkartacağım sistemi. Bir barda da bir kontrol edeceğim. Tedbiren. Şu an bir barda da bir kaçak yok. Şimdi basıncı 1.5 bara getireceğim. Daha sonra da peteğin havasını alacağım arkadaşlar. Basıncı biraz daha yükseltiyorum artık. Kaçak olmadığından eminim.
Evet. Ben genelde burada kullanırım arkadaşlar. Sistemi basınçlandırdığımıza göre artık şöyle havamızı da alabiliriz. Gördüğünüz gibi su gelinceye kadar yani basınç düşebilir tekrar. Yani yeterli basınç olmayabilir. Tekrar bir su vermek gerekebilir bu durumda. Bilginiz olsun çünkü petek bomboş şu an. Petekte su yok. Ben gidip tekrar bir hattı basınçlandıracağım. Belli ki yetmedi. Evet arkadaşlar. Hattı tekrar basınçlandırdım. Hemen havasını almak için açıyorum burayı gene. Gördüğünüz gibi havayla beraber su geldi. Artık sadece su gelmeye başladı. Tamam. Gördüğünüz gibi artık hava kalmadı peteğimizde. Kapatıyorum. Şurayı da şöyle bir silmiş olayım. Tüm işlerimizi bitirdiğimize göre sigortamızı açıyoruz. Kombimizi aktifleştiriyoruz. Kombimi şu an devreye alıyorum. Sesi duyduğunuz gibi. Tabii peteklerde biraz hava olabilir arkadaşlar. Bunu sistemi biraz çalıştırdıktan sonra birkaç sefer havasını alarak halledersiniz. Gördüğünüz gibi su ısınmaya başlıyor. Petekten su dönmeye başlıyor. Basınçta da bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Evet şu an 32-33 çıkıyor. Biraz çalıştırıp bir de petek sıcaklığını kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar, evde çocuk ateşi ölçmek için bir tane ateş ölçerimiz vardı. Tabii bu bir de yüzey ölçümü yapıyor. Şöyle gördünüz mü? Şu an yüzey ölçümü yapıyor. Şöyle hemen bakalım artık peteğe. Gördüğünüz gibi 43 derece. Petek artık ufak ufak ısınmaya başladı. Olması gereken sıcaklığa. Bu da kanıt olsun diye özellikle çekiyorum. Hani videolarda ya siz sadece montajı gösterip geçiyorsunuz. Aslında sistemi çalıştırmıyorsunuz. Babında bir durum olmasın. Gördüğünüz gibi. Şu an petek leğeni açtım zaten. Bakın tam çıkış noktası. Suyun geliş noktası bu. Sıcak suyun geliş noktası. 45 derece gittikçe yükseliyor. Bu videoda dilimiz döndüğünce, bilgimiz yettiğince sizlere ciddi tasarruflar edebileceğiniz termostatik radyatör vanası ürün incelemesi ve montajını göstermeye çalıştık. Gerçekten önerdiğim bir ürün. Her geçen gün bir başka odama da sürekli ekliyorum. Peyderpey arttırıyorum bu ürünü evimde. Bu arada ben merkezi sistem kullanmıyorum. Kombi kullanayım ona rağmen kullanıyorum. Yani bu sistem yok efendim, merkezi sistemlerde tek kullanılır düşüncesi yanlış olduğunu belirteyim. Bu videomda bu ürünü şu an mutfağa kurdum. Gerçekten mutfak gün içinde yemek pişiyor, bir şeyler pişiyor ve sürekli ısınıyor, soğuyor. Bu ürün mutfak ısındıkça bana tasarruf sağlatacak. Çünkü kendisi peteğe gelen suyu kısacak, mutfaktaki sıcaklığı sabit tutacak. Tabii ki ileriki dönemlerde diğer odalara da montajına devam edeceğim. Daha önceden sizlere XNL tipini göstermiştim. O videoyu da buralarda bir yerlerde linkini paylaşacağım. Onu da incelemek istediğiniz inceleyebilirsiniz. Mesela onu da çocuk odama eklemiştim. Peteğim o şekilde uygundu. Çocuk odamı sıcaklığını diğer odalara göre biraz daha yüksek tutmak istiyorum. Havanayı biraz o yüzden biraz daha açmış durumdayım. Çocuk odam evladım için daha sıcak olsun. Sizler de bu tarz şekillerde kullanabilirsiniz. Ciddi tasarruflar sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamı gelecektir. Eğer sizler de anında haberdar olmak istiyorsanız abone olup çan butonunu açmayı unutmayınız. Varsa bu videoyla ilgili eklemek istediğiniz ekstra bir şey lütfen
yorumlar kısmında yazmaya çekinmeyiniz. Daha çok kişiye ulaşmamızı istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin, paylaşın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.